Merhaba arkadaşlar, şimdi sekstant cihazı nasıl kullanılıyor bunu öğreneceğiz. Gemiye gitmeden önce bunu tam anlamıyla öğrenmeniz gerekiyor. O kadar çok işlemler vesaire yapacaksınız, bunları öğreneceksiniz, dersleri geçeceksiniz ama bunu öğrenmeden giderseniz o kadar öğrendiğiniz şey çöp olacak, gemide hiçbir işinize yaramayacak. Onun için bu dersimizi iyi dinleyerek sekstant cihazının nasıl kullanıldığını iyice öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi dersimize geçelim. Sekstantın kısımlarını anlatacağım şimdi. Birinci olarak iskelet kısmı. Bakın şu kısım iskelet kısmı. Teleskopumuz, buradaki uzay dekolumuz, aynalar vesaire hepsi şuradaki iskelet kısmına hepsi bağlanıyor. Birincisini bitirmiş olduk. İkinci olarak yay kısmı. Bakın yay kısmı bu kısım oluyor. Sıfırdan başlayıp 120'ye kadar giden bir yayımız var burada. Bu yay sayesinde biz gözlemlediğimiz gök cisminin kaç derece olduğunu açısal olarak buradan tespit ediyoruz. İkinci olarak yay kısmını da tamamlamış olduk. Üçüncüsü de uzade kolu. Uzade kolu dediğimiz arkadaşlar bakın tam olarak burada. Bu uzade kolu böyle dönüyor. Gidip gelerek buradaki aynamızı hareket ettiriyor. Bakın burada bir tane aynamız var. Bu aynamız şöyle size göstereyim bu aynayı. Görmüş olduğunuz gibi bu büyük aynamız. Ayrıca bir de küçük aynamız var bakın. Burada bu küçük aynamız. Küçük aynanın bir tarafı normal şeffaf cam. Diğer tarafı arkadaşlar görüldüğü üzere ayna. Bu büyük ve küçük aynaların farklı farklı görevleri var. Bunları da şimdi inceleyeceğiz. Dördüncüsü büyük ayna. Büyük ayna arkadaşlar gök cisimlerini bu uzade kolu yardımıyla buradaki aynamıza düşürüyor. Bu aynaya gök cismi düştüğü zaman buradaki aynaya düşüyor. Uzade kolunu böyle hareket ettiriyoruz. Gökte bu ayna tarafından bakın biz buradan bakıyoruz. Buradaki teleskoptan. Buradan baktığımız zaman bu aynaya vuruyor. Sonra bu aynaya vuruyor. Bu ayna da yukarıdaki gök cismine gidiyor. Mesela böyle kaydırdık diyelim. Gök cisminin olduğu yer böyle ışınları geldi. Gök cismi buradan aynaya çarptı. Bu aynaya çarptı ve biz görmeye başladık. Yani gök cismini görmemizi sağlayan ayna büyük aynadır. Büyük aynayı da öğrenmiş olduk. Sırada küçük ayna var. Küçük aynamızda bir şeffaf olan kısım var. Bir de normal ayna olan kısım var. Bu şeffaf ayna sayesinde biz karşı tarafı görüyoruz. Bu karşı tarafı görmemizi sağlıyor. Yarım şeffaf kısım şu kısım. Diğer buradaki ayna kısımsa az önce büyük aynada anlattım. Teleskoptan yani şu teleskopumuz buradan gözümüzle bakıyoruz. Buradan bakınca bu aynayı görüyor. Sonra da karşıdaki aynayı görüp gök cismini görüyoruz. Sırada teleskopumuz var. Teleskopumuzu da konu içerisinde az çok değindik. Tam buradan bakıyoruz teleskopumuzun. Gözümüzle buradaki küçük aynayı görüyoruz. Küçük aynanın ayna kısmıyla büyük aynanın ayna kısmını görüp gök cismini görüyoruz. Teleskop aslında içerisinde daha ayrıntılı gösteren mercekler var. Şöyle göstermeye çalışayım size. Bu mercekler sayesinde ta uzaklardaki gök cisimlerini daha ayrıntılı şekilde görüp gözlem yapmamızı sağlıyor. Şimdi teleskop kısmımızı da bitirmiş olduk. Tutma kolu demiş arkadaşlar. Tutma kolu da buradan bu şekilde tutup kullanıyoruz. Buradan da bu şekilde uzade koluyla bunu oynatabiliyoruz. Tutma kolunun ne olduğunu da anladık. Son olarak renkli cama geldik arkadaşlar. Renkli cam varsa bakın teleskopla biz güneşe bakacağız. Teleskopun içerisinde mercekler var. Bu mercekler güneş ışınlarını yoğunlaştırıp gözümüze getireceği için geçici körlük vesaire yaşayabiliriz. Gözümüze zarar verebilir. Gözlemimizi tam düzgün olarak yapmamızı engelleyebilir. Onun için bakın burada renkli cam dediğimiz siyah işte daha koyu böyle çeşitli camlarımız var. 3 tane burada var. 3 tane de burada var bu şekilde. Bunları açarak güneşin verebileceği zararlardan korunmaktayız. Bakın burada 3 küçük aynanın olduğu yerde büyük aynanın olduğu yerde de 3 tane bulunmak üzere 6 tane bizim renkli camımız bulunmaktadır. Bu uzade kolumuzun bakın altında yay kısmımız var. Bu yay kısmında okuduğumuz değerler var. İşte bunu bu uzade kolumuzla böyle kaydırarak yararlanıyoruz. Tabii bu cihazımız biraz ilkel. Çünkü çok milimetrik hesaplamalar yapamıyoruz. Daha profesyonel cihazlarımız var. Mesela elimde bununla ilgili bir cihazım var. Onu size göstereyim. Bakın burada
Bunun uzade kolu bu arkadaşlar. Ama gördüğünüz üzere bu uzade kolu daha donanımlı bir uzade kolu. Bakın burada mikrometre var. Yavaş yavaş hareket ettirerek bunu daha çok milimetrik hesaplamalarda kullanabiliyoruz. Burada 1 dakikalık bir dönen mikrometremiz var. Mesela bunu yavaş yavaş döndürüyorum. Bakın 5, 10, 15 şeklinde artıyor. Bu artarken buradaki derece noktasındaki yerde yavaş yavaş dönüyor bakın. Bu tam 60 dakikalık, 60 saniyelik bir dönüş yapınca burası 1 dakika oynayacak. Yani bir tırnak bu tarafa doğru gelmiş olacak. Bakın tam bir tur döndürdüm. Görmüş olduğunuz gibi sıfırdan bir tırnak bu tarafa geldi. Bu cihazımız daha milimetrik hesaplamalarda kullandığımız önemli bir cihaz. Bunu gemilerde kullanıyoruz. Bu cihazımız da biraz ilkel kalmış. Bu da kullanılmaz mı? Tabii ki de kullanılabilir. Sextant cihazının parçalarını gösterdik. Şimdi sextant cihazı nasıl kullanılıyor? Bunu dışarıda deniz ortamında bir miktarda olsa elimizde size göstermeye çalışacağız ve gösteremediğimiz kısımları da burada kağıt üstünde sextant cihazını da burada kullanarak göstermeye çalışacağım. Denizde havanın birleştiği yere biz ufuk çizgisi diyoruz. Şimdi yukarısı hava arkadaşlar, aşağısı da deniz. Tam bunun arası, bakın şu çizgi bizim ufuk çizgimiz oluyor. Bu ufuk çizgisine doğru sextant cihazımızda bakmamız gerekiyor. Sextant cihazımızdaki uzade kolumuzun bulunduğu yerde bakın bir derecelendirme var. Bu dereceyi tam olarak sıfıra getirmemiz gerekiyor. Sıfıra getirdikten sonra sextant cihazımızla ufuk çizgisine doğru bakmamız gerekiyor. Ufuk çizgisine baktığımız zaman bakın burada bir camımız var, bir de aynamız var. Bu camla aynada ufuk çizgisini tam aynı hizada görmemiz lazım. Uzade kolunu kullanarak güneşi aşağıya doğru getireceğiz. Güneşi aşağıya doğru getirdikten sonra güneşin altından veya üstünden ölçümümüzü yapmış olacağız. Ölçümü yaptıktan sonra bakın burada yayımız var. Yayımızda okuduğumuz değer bizim ölçüm yaptığımız asıl değerimiz olacak. Elimde bir elmam var. Bu elmayı güneş olarak varsayarsak uzade kolumla yukarıda bulunan güneşi yavaş yavaş aşağı doğru getiriyoruz. Ve ufuk çizgisine bu şekilde dokandığında durdurursak güneşin altından ölçüm yapmış oluyoruz. Eğer güneşi biraz daha aşağıya doğru getirirsek bakın üst kısmı güneşin ufuk çizgisine değdiği an yaylı okuduğumuz değer bizim güneşin üstünden gözlem yaptığımız değer olur. Sextant cihazımla ufuk çizgisine bakarken uzade kolumla arkadaşlar şurada bulunan büyük aynaya bakın, büyük aynamda böyle bir ayna var. Bu ayna güneşi görünce buradaki aynaya yansıtıyor. Bu aynaya yansıyınca bakın uzade kolumla bu şekilde indirerek güneşi getireceğim. Getirdiğimde arkadaşlar şöyle çevireyim. Güneş şuradaki aynada olacak. Bu aynadayken bakın burası ufuk çizgisi görünüyor. Bu aynada güneşin altını bu ufuk çizgisinin olduğu yere getirirsen altından güneşi altına getirirsen üst kısmı bu ufuk çizgisine denk gelirse o zaman üstünden gözlem yapmış olursun. Dışarıdaki gözlemimizde arkadaşlar ilk önce ne yaptık? Buradaki uzade kolumuzu tam olarak buradaki sıfır noktasına getirip eşitledik. Yani sıfıra sıfır yaptık. Daha sonra elimize alarak ufuk çizgisine direkt olarak teleskopumuzdan baktık. Teleskopumuz nerede? Burada. Teleskoptan bakarak bu küçük aynada ufuk çizgisini İki tarafında da görmeye çalıştık. Nasıl oldu bu iş? Bakın küçük aynamız burası. Buradaki şeffaf olan kısımda ufuk çizgisini zaten çıplak gözle görmüş oluyoruz. Buradaki büyük aynadan yansımayla buradaki küçük aynanın ayna kısmına da bu ufuk çizgisi düşüyor. İki tarafta da ufuk çizgisi eşit olarak görülürse sextantta bir sıkıntı yoktur. Bununla ilgili hatalar da var tabii sextantın hataları. Onları diğer videomuzda işleyeceğiz. Şimdi burada diyelim ki hatasız olarak biz gördük diyelim. Burada iki tarafta da ufuk çizgisini gördük. Teleskopumdan bakıp bu aynadan büyük ayna görüp karşı tarafı ufuk çizgisini görüyorum. Bakın uzade kolunu oynatıyorum. Bakın büyük ayna oynamaya başladı. Büyük ayna burada. Uzade kolu hala oynuyor. Bakın gök cisimleri yukarı doğru gidiyor. Bu yukarı doğru göstermeye başlıyor bu büyük ayna.
İşte ta ki arkadaşlar hangi gök cismini biz kullanacaksak, mesela güneşi kullandığımızı düşünün. Bunu oynatarak ta güneşi, güneş buradan çarpacak, buradaki aynaya düşecek. Görene kadar böyle oynatmamız gerekiyor. Şimdi tekrar sıfıra getirelim. Nasıl bir sistem olduğunu daha net bir şekilde size anlatmaya çalışayım. Şimdi teleskoptan baktık. Şeffaf yerden bu şekilde arkadaşlar, düz bir şekilde biz nereyi gördük? Ufuk çizgisini gördük. Tam burası sıfırdayken ufuk çizgisinin görüntüsü böyle geliyor. Büyük aynaya çarpıyor. Büyük aynadan da küçük aynadaki ayna kısmına vuruyor. Şimdi biz bunu oynattık uzade kolunu. Uzade kolu oynayınca büyük ayna gök cisimlerine doğru bakmaya başladı. Bakın oynatıyorum. Kaç dereceye getirdim? 60 dereceye getirdim. Burada okuduğum değer şu an 60 derece. Buradaki aynaya düşense bu tarafa doğru arkadaşlar, şöyle yukarılarda bir gök cismini görüyor. Güneşi görüyor yukarıda bir yer. Bakın burada ölçmüş olduğum 60 derece var ya, işte buradaki açıya eşit. Bu açıda 60 derece oluyor. Sekstantta biz gök cisminin ne kadar yukarıda olduğunu ölçüyoruz. Bulmuş olduğumuz bu 60 derece gök cisminin ufuktan olan derecesini gösteriyor. Biz buna literatürde irtifa, yani altitude diyorduk. Diğer dersimizde sextant aletimizde ölçmüş olduğumuz değerimizi anlatmıştık. Altitude değerini. Eğer tam daha ayrıntılı bir bilgi istiyorsanız diğer dersinize tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Bu dersimizde arkadaşlar sextant cihazının nasıl kullanıldığını, sextant cihazının kısımlarını vesaire işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde sextantla ilgili hataların hesaplamalarını yapacağım. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve diğer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, kafanıza takılan herhangi bir soru varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.